benim bazı buldu. O 21 yaşındaydı. Ay benim bilmezim. Ay benim masumum. Neredesin benim bilmezim? Neredesin? Nerede? Bak dağ utandı bak. Bak taşlar utandı. Bak su utandı. Bize bu günleri yaşatanlar utanmadı. Ağzını çekmeden biz durmadık. Sözüm olsun bak. Bu dağlara söz. Biz seni bulmadan durmadık. Öncelikle baştan beri bizimle birlikte olan, en az bizim kadar yorgun olan Dalgıç abilerimin emekleri için onlara teşekkür ediyorum ve onlara kolaylıklar diliyorum. Daha sonra 270-287 gündür biz Gülistan'la ne karada, ne suda, ne dağda, ne taşta, ne ovada bir ize ulaşamadık. 227 gün boyunca çalışma bittiği gün 227. günüydü. Dalgıç abilerim hani ilk günden beri bana diyordu, Aygül vaka burada olduğu zaman kardeşini alıp eve giderdin. Daha sonra bu süreçte zaten sizin bildiğiniz gibi 6 tane nağa çıktı. Ailelerine sabır diliyorum, çok zor bir durum. Hani Gülistan niye çıkmasın sorusu hep bizim aklımızda. Umuyorum ki artık bu süreç biter, biz aile olarak rahatlarız. 21 yaşında bizim kızımızı bizden alanlar ve neredeyse bir olacak bu aileyi, bu köprüye kilitleyenler cezasını alır. Yetkililerimizden çok şey istemiyorum. Sadece şunu istiyorum. Bakın ben adalete, ben hukuka inanan bir kızım. Ben bu inancımın zedelenmesini istemiyorum. Ben bir öğretmenim, sınıfta akşama kadar öğrencilerime vatandaşlıktan, haktan, hukuktan, adaletten bahseden bir kızım. Eğer ben kardeşimi bu şekilde bulamazsam ve bize bu günleri yaşatanlar cezasını çekmeden, ben bu inancımın zedelenmesini istemiyorum. Yetkililerimizden tek çağrım, tek isteğim budur. Bir an önce Gülistan Doku'nun bulunması ve bize bu günleri yaşatanların ceza almasıdır. Biz artık bu ağlamanın son bulmasını istiyoruz. Biz sudan çok, ya benim ailemin, benim talebim her zaman şu olmuştu. Tunceli avuççu kadar bir kent, her yeri mobese olan bir kent, girişinde kontrol noktası olan bir kent, çıkışında kontrol noktası olan bir kent. Hani böyle bir kentte bir kadının akıbeti ortaya çıkabilecek diye umuyorum etkin ve adil karada bir çalışma başlatıldığında.